Evet, kutuplaşma sürecinden bahsediyor. Evet, yani, İzin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Demin sorduğum bağlamda ne dersiniz? Evet, şimdi ben bakın size şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Biraz daha siyasi açıdan bir yaklaşmak evet. istiyorum bu konuya. Muhalefetin duruşu noktasında. Ben siz de fark etmişsinizdir. Yani sürekli siyasi polemiklere giren bir profil aslında evet, değilim. Ama yani şunu mutlaka söylemem lazım. Yani dedem hasebiyle de o Demokrat Parti sürecini yakinen yaşamış. Yani kendim o dönem hayatta olmasam bile aktarımlar yoluyla ve ailede hissedilen psikoloji yoluyla çok yakın tecrübelemiş bir insan olarak söylüyorum. Maalesef Türkiye'de bir yıkıcı muhalefet kültürü var. Yani bu kültürü en etkin şekilde 1950'li yıllarda zaten gördük. Yani bir taraftan onlar fısıltı gazetesi diyorlardı o dönemde. Yalan yanlış haberlerin sürekli yayınlanması. Gençleri kıyma makinesinden evet, geçirdiler. Yani ve, süreci zaten öyle ve akıl almaz yalanlar. Ve maalesef inananlar da olmuş o dönemde ama akıl almaz yalanlar. Sürekli bir yatırım karşıtlığı. Bakın şu örneği bir geçenlerde bir programda daha verdim. Burada da paylaşmak istiyorum. 1956 yılında Sarıyer Barajı tartışmaları. Yaptırmayız diyorlar. Yaptırmayız, güçleri yetmez. Bunu yapıp ne yapacaklar? Toprağa elektrik mi verecekler diyorlar. Sonra Boğaz Köprüsü'ne itiraz ediyorlar. Şimdi yakın dönemde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu işte havalimanı, yani havalimanı dedim çok da yakın değil aslında. Sabiha Gökçen'den bahsediyorum. Yani bizim evet, gençliğimizde evet. ya uçak inmeyen yere havalimanı yapılır mı diyordu. Şimdi böyle bir kültür var. Bu kültür biraz polarize ediyor, biraz kutuplaştırıyor. Bu da bir gerçek. Bu kültür bugün tüm hızıyla devam ediyor. Yani ben de yetiştiğim ortamlar itibariyle işte özel okula gittim, Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Bu muhalefetin etkisinin yoğun yaşandığı ortamlarda da bulundum. Ve şunu da gözlemledim. Evet maalesef bu kutuplaştırıcı kültür bazı arkadaşlarımızı ön yargılı hale getirebiliyor. Ama bizim kendimizi anlatmamız bizim görevimiz. Biz de kendimizi anlatacağız ve ben inanıyorum ki Türk gençliği yakın gelecekte bazı şeylerin farkına varacak. Yani bu muhalefet kültürü Türkiye bir gelişme sürecinde ilerlediği noktada tekrar sorgulanacak. Bizzat muhalif kesimler tarafından sorgulanacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü çok sağlıklı bir muhalefet kültürü olmadığı konusunda herhalde hemfikiriz. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir muhalefet siyaseti var bu ülkede. Yeri gelecek, zamanı gelecek, geriye dönülüp bakılacak ve bu konuda bir bilimsel araştırmalar serisi yapalım. Başlayacak diye düşünüyorum. Bu konuda mesela muhalefetten bahsettiğiniz için bu gençliğin üzerinden de bir siyaset yapıyorlar. Yani evet. bu gençlik mesela son dönemdeki Z kuşağı dedikleri, işte 6,5 milyon 18-24 yaş arası evet. gençleri, işte ülkedeki gidişattan çok memnun değiller, hepsi yurt dışına kaçıyorlar. Hatta bir şey hatırlatacağım, hani o bir İYİ Parti'nin bir İstanbul Büyükşehir'deki bir... Evet. üyesi var. Evet. O da işte Amerika'daki okullarda okuduğunu ısrarla söylüyor. Hatta bir internetçi abi diye adı geçiyor. Onu da kullanıyor. Önce diyor ki internetçi abi diyemezsin bana. Ben Stanford mezunuyum. Bak oradan bir küçük şey önce küçümseme yapıyor. Sonra evet. onu dijital alanda kullanıyor. Oradan da yararlanıyor. Neyse evet. ama konuşmasını izlerken şuna dikkatimi çekti. İşte gençlerimiz o kadar rahatsızlar ki işte Meral Akşener de bunu zaman zaman söylüyor. %60'ı 70'i yurt dışına kaçıyor. Siz evet. de yurt dışında okuyan birisiniz, Türkiye'ye dönmüşsünüz. Evet. Nedir durum yani? Siz nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'nin terk eden bir gençlik mi var? Evet. Yani kesinlikle yok bence onu söyleyeyim. Sizin de dediğiniz gibi ben gittim kendim yurt dışında işte 6 yıl Amerika'da, 2 yıl İsveç'te, 3 yıl Lüksemburg'da yaşadım. Aralıklarla tabii. Hı hı. Ve geri döndüm. 2 kere geri döndüm aslında ben bu anlamda. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu gençliğin yurt dışı sevdası tırnak içerisinde olan bir grup var mı? Var. Duyuyoruz, görüyoruz. Neden gitmek istediklerini sorguluyoruz. İşte yaşam standartları daha iyi deniyor çoğunlukla. Yanlış bilgi. Yani çok net söylüyorum. Yurt dışında yaşayan insanlar bunun yanlış bilgi olduğunu biliyorlar. Çünkü biz yaşadık hep beraber. İşte euro ile kazanıyorsunuz ama euro ile de harcıyorsunuz. Ev kiraları çok yüksek. Ben hep şunu söylüyorum genç arkadaşlara bu konuda bana danışanlara. Ben gittim yurt dışına ama Türkiye'ye dönmek üzere gittim. Ve bir amaç uğruna gittim. Bilinçli bir şekilde gittim. Onlara şunu söylüyorum. Sen orada bir profesörü gözüne kestirirsin. Onun öğrencisi olmak istersin git. Sen orada spesifik yüksek profilli bir firmada iyi bir pozisyonu gözüne kestirsin. Oradan bir teklif gelir. Git yani o know-how'ı edin. Tabii o ki. Tecrübeyi edin. Hatta orada yüksel. Yani buna itirazımız da yok. Yani tabii ki gönül ister ki bu büyük profilli firmalarda bizim üst düzey yöneticilerimiz olsun. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani bu bilinçle gittikçe. Ama onun üzerinden siyaset yapmayı... Ama şeyde bir sıkıntı var. Siz de genç adam istemez mi? Ben de gençken düşünüyorum şimdi. Yurt dışında ne var? Gideyim bir süre kalayım dersin, bir şey yapayım dersin. Bu da gayet meşru bir taleptir değil mi? Kesinlikle bunu da söyleyelim. Öyle. Yani yurt dışına gitmek suçmuştu tabii, değil. Yani şimdi genç adam da bunu ister, biraz da normaldir onu demek evet, istiyor. Evet. Gider gelirsin. Yani farklı bir kültürü tanımak ister, farklı çalışma tarzlarını görmek ister. Ben çok istifa ettim kendi adıma. Yani dolayısıyla burada her yurt dışına gidiş illaki
korkunç kötü bir olay değil. Ama şunun demagojisini yapmak yanlış. Türkiye'de gençler mutsuz, gitmek istiyorlar. Bakın aynı ankete geri dönecek olursam, mevcut durum ileride daha kötüye gidecek diyenlerin oranı gençler arasında %22. Yani keşke umut da var de yani. Olmasa. Durum kötü, umut var ama yani çoğunluğu umutlu. Yani %44'ü zaten iyiye gidecek diyor. Yani böyle ümidini kesmiş bir gençlik kesinlikle yok ortada. Tersine Türkiye'nin bu anlamda bir fırsatlar ülkesi olduğunu bilen bilinçli bir gençlik var. Tabii ki yurt dışına gidenler olacak, yurt dışından dönenler olacak ama böyle bir akım yok. Ama şu var, yani gençleri yurt dışına özendirmeye çalışan, yurt dışında hayat güzeldir, problem Türkiye'de hayat kötüdür tabii diyen ve bunu da biraz kötü niyetle kötü yapan bir grup olduğunu biz biliyoruz. Onlar kendi üstlerine düşeni yapacaklar. Biz de görevimizi yerine getireceğiz. Yurt dışında farklı mıdır rakamlar Mahmut abi? Alman gençliğine sorsak, çıksak sokağa, hayattan memnun musunuz diye. Ben böyle memnunuz cevabını alacağımızı falan düşünmüyorum. Rakam, biliyorum da zaten öyle olduğunu. %60-70'ler Fransa'da şurada benim burada. Benim oğlum gençler da Alman lisesinden mezun oldu. Arkadaşlarının büyük çoğunluğu da Almanya'ya gitti. Ama çoğu memnun değil. O yüzden yani bir gitmek isteyen varsa bir gitsin görsün kardeşlerimiz. Evet. Onlara da hiçbir şey demeyelim. Bu kripto para düzenlemesiyle ilgili soru sormak istiyorum size. Dijital paramız çıkacak tartışmaları evet, oldu. Bir kısa videomuz var, onu izleyelim. Bir de bu konuda görüşlerinizi alacağım size. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda düzenlenen toplantının ardından kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Oluşturulan taslağa göre kripto varlık alım satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek. Türkiye'de yerleşik kişilerin kripto varlıklara ilişkin alım satım işlemlerini yalnızca kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde yapmaları esas olacak. Ayrıca kripto varlık alım satım platformlarının faaliyet izni aldıkları yıldan başlayacak şekilde faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami %10 olmak üzere kurulca belirlenecek oranı kurul bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Taslağa göre yurt dışı kuruluşlarda hesapları bulunan Türkiye'de yerleşik kişiler hesaplarını ve hesaplarda bulunan kripto varlıklarını kanunun yürürlüğünü izleyen 6 ay içerisinde tasfiye edecek. Yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki cüzdanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara transferlerse ilk faaliyet izninin verildiği tarihi takip eden 6 ay içerisinde yapılabilecek. Evet, bugünlerde herkes özellikle gençler bu kripto parayı konuşuyorlar. İş yerinde, şirkette de görüyorum herkesin hesapları açılmış. Ne oluyor? Aktif şekilde takip ediliyor. Siz dijital para sürecinden nasıl tarif edersiniz? Sonra bu kripto konusunu konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında bu dijitalin siyaseti kavramımızın tipik ve güzel bir örneği aslında. Aynen. Bakın altını çizmek istiyorum. Dijital siyaset demiyorum, dijitalin siyaseti. Dijital siyaset deyince akla işte genelde şu geliyor, dijital mecralarda siyasi söylemlerimizi tabii yaymak. Dijitalin siyaseti farklı bir şey. Dijitalin siyaseti bizatihi bu alanların, bu dijital mecraların siyasetin konusu haline gelmesi süreci. Yani bu teknolojiler konusunda siyasi duruş belirleme süreci. Bu dijital varlıklar da buna güzel bir örnek. Şimdi bu dijital varlıklar konusu, dijital paradan ziyade dijital varlıklar sözcüğünü tercih ediyorum. Önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Bu dijital dönüşüm sürecimizin önemli bir aşaması bu aslında. Yani önce internetle başlayan, sonra işte büyük veri, yapay zeka ile devam eden, son yıllarda da blok zincir, yani dağıtık defter sistem teknolojisi dediğimiz, bir anlamda dağıtık veri tabanı diye tanımlayabileceğimiz teknolojinin ön plana çıkmasıyla ilerleyen sürecin bir sonraki aşaması diyebiliriz. Şimdi yeni bir kavram çıktı. Siz de eminim duymuşsunuzdur. Birkaç hafta önce yoğunlukla konuşulmaya başlandı. Meta deniyorlar. Bu meta denen şey aslında birçok farklı teknolojileri, işte yapay sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik teknolojilerini blok zincir teknolojisiyle birleştirerek adeta sanal bir dünya oluşturmak. Bütün hikaye bu birleştirme galiba. Evet. Zaten 5G'de de 10-10-10'la bağlantısını kurmak. Evet. Şimdi bu blok zincir bu sanal dünyada diyelim önemli bir teknoloji haline gelecek. Çünkü dağıtık bir veri tabanı bu. Yani şöyle söyleyeyim size, siz bir şirketin müşterisisiniz diyelim. Normal şartlarda yani standart teknolojide sizin kaydınız koyduğunuz merkezi bir yerde şirketin sunucularında tutuluyor. Hı hı. Ama bu blok zincir teknolojisinde o şirkete gerek kalmıyor. O sunucuya gerek kalmıyor. Bütün müşteriler kalkıyor ortadan. Bütün müşteriler bu verileri kendileri tutuyorlar.
ama güvenilir bir şekilde tutuyorlar. Yani böyle ilginç bir teknoloji bu. Şimdi kripto varlık dediğimiz konu da aslında bu teknoloji kullanarak adeta tasdiklenen sahiplik, dijital sahiplik. Yani sizin dijital mecrada sahip olduğunuz dijital bir varlığın tasdik edilmesi blok zincir kullanılarak. Şimdi bu yeni gelişmekte olan bir teknoloji ve besbelli çok ciddi bir ekosistem oluşturacak bir teknoloji. Hem ürün geliştirme anlamında hem kullanma anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin önündeki fırsatlardan biri aslında bu. Ama bir yandan da bir yatırımcı bacağı var bunun. İşte kripto para dediğimiz şey orada devreye geliyor. Yani son dönemde de biliyorsunuz bazı talihsiz olaylar da yaşandı. Bu bağlamda küçük yatırımcıyı bir koruma ihtiyacı söz konusu. Ama bunun yanında buna paralel olarak bu ekosistemi de yenilikçiliğe açık tutmak lazım. Yani ikisini birden başarmak lazım. Korumak derken reddetmekle alakalı bir şey değil. Orada olmak ama bir yandan da orada bir kural güvenliğini sağlamak, düzenlemek, denetimini sağlamak. Devlette böyle bir akıl var mı? Devlette böyle bir akıl var. Devlette bu konu üzerine çalışan bürokratlar var, siyasetçiler var. Zaten mesela geçen hafta bu konu bizim mecliste de az önce klipte de gördük. Evet. Gündeme geldi. Ve sektörden temsilcileri biz ağırladık. Mustafa Elitaş başkanımız başkanlığımızda. Evet, Mustafa Bey'de. Dinledik. Yani burada bu düzenlemeyle ilgili şunu söylemek istiyorum aslında. Devletin bu konuda refleksleri var. Birkaç ay kadar önce aslında Merkez Bankası'nın bu konuda bir yönetmeliği çıktı. İlintili bir konuda. Şimdi bu düzenlemede bir sonraki aşama gözüyle bakabiliriz. Tabii sektörün burada talepleri var. Devletin burada beklentileri var. Güvenlik noktasında söylüyorum. Bunları uzlaştıracak bir süreç başladı. Yani bir ortak akıl oluşacağını ben düşünüyorum. Benzeri toplantılar yapılacaktır. Ama günün sonunda dediğim gibi bizim hem yatırımcının güvenini sağlamamız lazım. Ama aynı zamanda bu ekosistemi de dışa açık bir şekilde ilerletmemiz lazım. Bir direnç yok yani. Geçmişte yani paranın tarihini okuyunca kağıt para çıktığında devletler direnmiş buna. Yani bir kısım devletler ya kağıttan para mı olur diye direnmişler. Şimdi kriptoya karşı yani şöyle ben şu an kripto varlık olarak konuşuyorum. O blok zincir teknolojileri anlamında daha genel kapsamla konuşuyorum. Şimdi dijital para, kripto para bu tabii ki Merkez Bankası'nın biliyorsunuz çalışmaları var. Yani onların bu noktada bu ikisi farklı konuları. Şeyler bu arada değil mi? Dijital tabii, para ve elektronik. Yani, evet yani şöyle dijital söyleyeyim. Dijital meta dediğiniz daha geniş bir şey öyle mi? Meta dediğimiz çok geniş bir kavram. Meta dediğimiz yani bir adeta sanal dünya. Bu sanal dünya içerisindeki alışverişler de bu blok zincir teknolojisiyle yapılacak. Tarla falan satıyorlar. Metaverse diye bir yer yapmışlar biliyorsun değil mi? Metaverse evet. Felaket yani İstanbul'da tarlalar kapatılmış. Bitcoin'in alternatifi normalde tarladır. Sınırlı sayıda üretiliyor. Yani üretilmiyor tarla. Evet. Sınırlı diye söylüyorlar. Evet. Onun da çözümünü bulduklarını düşünüyorum. Sanal mecra. Arkadaşlarım veriyorlar. İstanbul'u bayağı kapatmışlar. Özellikle Boğaz tarafı alınmış. Vatandaş şimdi bunlar da aklıma benim çiftlik banklar şunlar bunlar geliyor. Evet. Gelmeli mi hakikaten yoksa devlet de takip ediyor mu? Yani işte bunları önlemek için yapılan düzenlemelerden bahsediyoruz şu an zaten. Tam ama olarak. Nasıl bir piyasa ki burası? Para orada işte elektronik paralar kullanılıyor. Devlet bu noktada nasıl bir garanti, nasıl bir düzenleme yapacak onu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle yani kripto parayı özelinde konuşacak olursak bu paraların alındığı borsalar var. Evet. Diye bir şey. O borsaların denetlenmesi mesela bir konu. Ama işte ne derece denetlenmeli, ne kadar denetlenmeli, işte dışarıdaki borsalarla olan ilişki, iletişim nasıl olmalı, olmalı mı? Bu konular şu an konuşuluyor. Sektörde bu konularda hassas. Bunları gündeme getiriyorlar. Ben iki şey soracağım. Birincisi devlet, farklı kurumlar, bakanlıklar dijital devlete doğru bir hazırlık yapıyorlar mı? Evet. Siz başkanlık olarak nasıl aktiviteler yapıyorsunuz? Mesela bir Şırnak'ta bir robotik etkinlik düzenlediğinizi okudum. Evet. O nedir, ne anlamadım? Şimdi isterseniz önce oradan başlayayım. Hani konuşmanın biraz daha başında söylemiştim ya, üç temel faaliyet alanımız var diye. Biri dijital AK Parti, diğeri dijital iletişim, üçüncüsü dijitalin siyaseti. İşte dijitalin siyaseti tam olarak bu son konuştuğumuz konular. Şimdi biz gençlere şöyle yapıyoruz. O dijitalin iletişimi kapsamında biz bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugüne kadar 11 ile ben gittim. Ama bu hafta sonu mesela Van ve Hakkari'de olacağım inşallah. Gittiğimiz her ilde farklı bir teknoloji alanını ele alıyoruz. Oradaki gençlerle toplanıyoruz. O alanda uzman bir akademisyen hocamızı getiriyoruz. Fikir alışverişleri yapıyoruz. Yani tabii ki teknoloji olayın bir parçası oluyor. Onun dışında Türkiye'nin genel olarak dijital dönüşümünü, Türkiye'nin dijital geleceğini, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinin ehil bir devlet aklı tarafından yönetildiğini gençlere aktarıyoruz. Biraz bu anlamda gerçekleri görmesini de istiyoruz gençlerin. Çünkü bu moral bozucu propaganda tüm hızıyla devam ediyor. Yani gençlerle olan iletişim öyle. O şekilde onu ilerletiyoruz.